Menemen yapacağız. Yani somon yapabiliriz, problem yok. Kestik. Merhaba, Sinem Erenus Muhtar ben. Erenus Mimarlığı'nın sahibiyim. 15 seneden beri kendi mimarlık şirketinde danışmanlık yapıyoruz. Hem mimari proje hem ağırlıklı dekorasyon üzerine iç mekan tasarımları ve danışmanlığı yapmaktayız. Ben Ali İskeçeli. 2012'den beri kendi Ali İskeçeli Mimarlık olarak iş yerim var. Dekorasyon ağırlıklı çalışıyoruz. Beraber Sinem Hanım'la beraber gelip burada yemek yaptık bugün. Yemeği ilk başta menemen yapacaksınız dediler, bizi kandırdılar. Ondan sonra bayağı böyle soslu moslu bir somon koydular önümüze ama hakkıyla kalktık altında herhalde. Çok güzel oldu vallahi, elinize sağlık. Vallahi yemek yaparken anladığınız gibi ben pek geçirmiyorum. Sadece öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Ve tasarlıyorum. Ben seviyorum. Yani fırsat buldukça yaparım. Yemek de yaparım. Mutfakta da vakit geçiririm. Ben bir tek bulaşığa karışmıyorum. Bir de masa toplamaya karışmıyorum. Ben de masa dizaynını yapmayı seviyorum. Ya tamam işte, süper. Masa dizaynı, demek mutfak dizaynı. Demek ki burada dizaynı. İyi bir ekip olmuşuz. Evet, sıkıntı öyle, yok evet, burada. Evet. Güzel bir ortaklık olmuş burada. Tabii müşterinin tabii öncelikle ne şekilde mutfağı kullanabilmek çok önemli bir detay. Pişirme ünitesini nasıl kullanıyor? Yüksek bir kere kendi boy yüksekliği bile önemli bir mutfaklarda. Ne kadar belli bir hani bir standart olsa bile bence müşterinin genel kendi yüksekliğine göre bir dizayn yapmak önemli. Özellikle üst dolap tasarımında, kullandığı cihazlarda, cihazlar arasındaki oryantasyon çok önemli bence. Oradaki organizasyon çok önemli. Çekmece detayları önemli. Yani olabildiğince müşterinin yaşam tarzıyla mutfağı nasıl kullandığını iyi analiz edip ondan sonra tasarım yapmayı tercih ediyorum. Ben daha çok müşterinin tarzını kullanım alışkanlığından ziyade renklerde ve kaplama kısımlarında daha çok düşünüyorum. Benim için önemli olan o hep bize mimarlık fakültesinde öğretilen bir üçgen vardır ya. Pişirme, soğuk, yani dolap, buzdolabı, pişirme ve lavabo üçgeninin ne kadar dar olduğu beni daha çok ilgilendiriyor. Bazen buna karşı muhalefet de ediyor müşteri. Bunu buraya alalım, bunu bu tarafta kullanalım gibilerden. Ben orada biraz diretiyorum. Optimumda en azından herkesin kullanma alışkanlıkları birbirine benziyor. Sadece orada sineme katılıyorum. Yükseklik olarak mesela benim rahat çalışabildiğim bir tezgahta bir müşterim çalışamayabiliyor yükseklik aynen olarak. Ya da onun rahat çalıştığı bir tezgah benim gibi bir adam için biraz sıkıntılı olabiliyor. Tabii ya da standart dediğimiz yani, ölçüler onlar için evet, hani bir eğilme gerektiriyor olabiliyor. Ya da daha dik durmak istiyor. Bununla ilgili bir üst dolap hikayem vardır zaten bir müşterimden. Yardımcı kadının yanına beni çağırıp iş bittikten sonra onlar otururlarken yardımcı hanım bana üst dolaptaki bardağı bana verebilir misiniz demişti. Dedim siz alamıyor musunuz? Yok dedi, 3 gündür daha alamadım ben dedi. Öyle bir şeyimiz olmuştu. Değişik bir anekdotumuz olmuştu. Ama mutfak bence tasarımda bizim de ilk önem verdiğimiz detaylardan bir tanesi. Yani bir kadın için ya da erkek için hiç fark etmez. En çok zaman geçirdikleri alanlardan bir tanesi. O yüzden tasarım uyumayı yaparken iptal, evet, uyumayı düşünmezsen hani aynen 8 öyle saat yaşadıkları bir alan. Evet. Bir de şimdiki tabii yeni mekanlarda yaşam alanlarıyla mutfak alanı birbirinin içine girdiği için evet. Aslında bu, en güzeli de oluyor zaten. Tabii cihazların tabii ürünlerin kalitesi, mutfağın kullanışlığı, bunların hepsi mix durumda. Kokunun evin içinde olmaması, hani bunlar hep tabii davulmazın detayı, emişi. Evet. Bazen de güzel oluyor sanki. Azıcık böyle yemek çok hafif, evet, çok hafif o yemeğin kokusu, biz burada bile yaparken o sarımsak kokusu edince, olunca çok aynen, falan aynen öyle. Hemen yemeğe giriştik. Belki iyi bile olabilir ama tabii bunun bir dozajı var. Yani ben özellikle çelik buzdolaplarını, Ankasya çelik buzdolaplarını çok beğeniyorum. Buharlı pişiricileri, pizza pişirme üniteleri, ısıtma çekmeceleri, bunların hepsi çok başarılı ürünler. Bir de tabii sonrasında başı ağrıtmayan ürünler. Bence bir mimarın en önemli ve en dikkat ettiği şeylerden bir tanesi müşterilerine ürünleri tanıtırken veya tavsiye ederken ürünlerin sonrasındaki hizmeti bence çok önemli. Kullanırken ki memnuniyetleri bizim için çok önemli detaylardan bir tanesi. Biz o yüzden Gaggenau'yu gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Özellikle yemek yapmayı seven ve evde sürekli yemek pişiren müşteriler için
Çünkü ilk sırada çok, diyebiliriz. Tabii çok pratik bence. Evet. Hani çok pratik, çok kolay. Geniş hacimleri var. Her hem bu şey buzdolabı için geçerli hem de fırınlar için. Belli başlı ebatları çok farklı diğer hani diğer firmalarla kıyaslamak gerekirse. Ama gerçekten mutfakta zaman geçiren ve zaman harcayan, keyifle yemek yapan için çok doğru bir marka. Zaman. Bence zaman herkes için çok kıymetli bir faktör evet. oldu. O yüzden kısa zamanda çok iş yapmak bence çok herkes için önemli bir faktör. Mesela bence buharlı pişiriciler bu anlamda çalışan insanlar için çok büyük bir tercih olduğunu düşünüyorum. İşte tamamdır. Üstte pilav yaparken ya da üstte bir hani tavuğu yaparken altta pilavını yapıp işte öbür tarafta sonrasında son 20 dakikada yemeğini yerken tatlını yapabiliyorsun. Artık herkes bilinçlendi. Yağ kullanımı, şeker kullanımı, işte bunlarla ilgili içine aynen. katılacak olan malzemeler, eski yeme alışkanlıkları yok. Yani bizden sonra önceki nesillerin o yağlı yemekler, işte tereyağı kokuları, şimdi glutene dikkat ediliyor, işte kolesterol deniyor, bilmem ne deniyor. O buharlı pişiricinin orada bir avantajı var. Hem zaman hem evet. de bir takım şeylerde bu ürünleri kullanmadan veyahut da bu ürünlerden uzak evet, durarak vitaminlerini kaybetmeden. Çünkü hakikaten böyle pişirdiğin zaman ürünün tadını daha iyi yani algılıyorsun, çünkü daha iyi tadıyorsun. Çok uzun süre pişmiyor ve buharla pişiyor. Aynen, sonuçta aynen. içinde kalıyor, hapsediyor bir şekilde. Dolayısıyla ama şeyde tasarımda da değişti biraz. Tabii, mutfaklar. Kesin. Yani kesinlikle. Estetik olarak daha farklı bakılıyor artık. Mutfak eskiden sadece bir işlevsellik olarak bakılıyordu. Şimdi artık mutfak bir kimlik. Yani yaşam evde alanı. Kimlik taşıyan, o evin kimliğini anlatan ana mekanlardan bir tanesi bence. Ve yaşam alanı. Yani yaşam alanı, bayağı, evet. evet. Birleştiği yani, zaman yaşam, özellikle evet, orası aynen. direkt insanların oturma odası da oluyor. Aynen. Televizyon seyrettikleri yerde oluyor. Yemek yaptıkları yer oluyor. Yani kullandığı mekanizmalardan cihazlara, kapağın yüzeyine kadar birçok faktör şeyi... var yani evet seçim yaparken. Zaten bütün ve hepsi çok çok önemli evet. Zaten. Hepsi de birbiriyle çok iç içe geçmesi gereken özellikler. Mutfak güzel bir yer ya. Güzel, ben... keyifli bir yer yani. Koku, tat, duygu, bunların hepsinin birleştiği bence mekan, duygu, şey mutfak. O yüzden bence çok önemli bir etkisi var. Şey gibi belki de hani en çok mutlu olunan mesleklere de baktığınız zaman hani kişisel öz mutluluk anlamında başka bir şeylerden birleştirip bir şeyleri değiştirip veya tasarlayıp üst üste koyup başka bir şey yaratılan meslekler genelde hep daha mutluluk verir. Gibi bir durum vardır. Yemek de biraz öyle bir şey mutfakta. Yani... Bir de tabii beraber vakit geçirdiğin, eğer beraber bir şey yapıyorsan hani şu zamanda o hakikaten çok kıymetli. Ailenin her bireyinin beraber olacağı alanlar yemek. Hani yemek. Evet. O aynen. yüzden hani o fix ve hakikaten de o anlamda da değerli bence mutfak. Evet. Yani güzel zaman geçirilen, güzel tad alınan, güzel kokan, hani aile olunan bence bir mekan diye düşünüyorum. Bir de böyle çok basit 4-5 tane malzemeden bambaşka lezzetli birleştirip bir şey çıkartıyorsun ortaya ve herkes yiyor. Yaratıcılık var, tat işte var, doku var, hepsi var yani. Mutluluk yiyor, var. Aha. Bir de dil, tat dediğimiz şey direkt mutlulukla bağlantılı. Hormonlarla evet, bağlantılı. Onu güzel istedim. Bir yemek sığıtabilir insanda böyle bir güzellik olabilir yani. Ben normalde dağınık çalışmayı seven bir insanım. Kendi masamda da öyle. Daha yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Mutfakta da az geçirdiğim zamanlarda dağınık çalışmayı seviyorum. Yani mutlaka her şey gözümün önünde olacak. Kimse bana karışmayacak. Birbiriyle her şeyi birbirine girift olarak kullanabilirim yani. O yüzden sınırlandırmayı sevmiyorum yani. Tabii gelmiyor. Tabii ki. Ama dağınık çalışmak mutfakta keyifli. Özellikle evet. mutfakta çok zevkli bence. Aynen öyle. Sonrası kötü ama. İlk şey hani böyle sürekli bir yerlere saldırmak falan çok hoş. Zeytinyağlı tüm yemekler. Etli biber de olmaz. Ben Türk mutfağını seviyorum. Ben de Türk mutfağını tercih ederim. En sevdiğiniz mutfak cihazı? Buharlı pişirici.
Davulmaz. Buradan bir cihaz alıp gitmeniz gerekse ne alırdınız? Kesin buharlı pişirici alırdım. Ben buzdolabını da alabilirim. Buharlı pişirici ile buzdolabı arasında kararsızım. Ama buharlı pişirici bir çıt daha ağır basacak. Gagana denince akla. Paslanmaz çelik gövde. Sağlamlık ve işlevsellik.